Yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda. Ömer mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? İyi akşamlar. Müsait misiniz? İyi akşamlar. Buyurun. Devam edelim. Buralarda bir yerde olması lazım ama... Pardon, sanıyorum buradan sağa döneceğiz ama emin olamadım. Müsait bir yerde durur musunuz? Tabii efendim. Burası olabilir. Şunu alır mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, nerede kaldınız? Geliyorum Ali. Sokakları karıştırdım. Köprüye gelince taksiden inip yürümeye karar verdim. Az kaldı, 5-10 dakika sonra oradayım. Lütfen çabuk olun hocam. Çok heyecanlıyım ben. Mavi Sakal artık... Hocam, biraz bekleyin. Bir misafirim var. Ali! Ali! Beni mi arıyorsun? Evet, ve elimle koymuş gibi buldum. Buraya nasıl gelebildiğini bilmiyorum ama niçin geldiğini tahmin edebiliyorum. Bunun için değil mi? Ver o defteri bana. Telaşlanma, vereceğim. Ama herkes gördükten sonra. Herkes görecek zaten. Onu herkesin görmesi için yazdım. Herkes görsün diye de yayınlayacağım. Yani Mavi Sakal olarak yaptığın her şeyi... Daha sonra roman haline getirdiğini insanların bilmesinden korkmuyorsun, öyle mi? Ben Mavi Sakal değilim. Mavi Sakal'ın romanını yazdım diye kimse bana Mavi Sakal diyemez. Fatih Sultan Mehmet'in romanını yazsaydım, Fatih Sultan Mehmet olduğumu söyleyebilir miydin ha? Kimse Yaşar Kemal'in İnce Mehmet olduğunu söylüyor mu? Fatih Sultan Mehmet ya da İnce Mehmet hakkında kitaplardan ya da ansiklopedilerden bilgi toplayabilir ve onların romanını yazabilirsin. Liseli bir kızı kaçırıp 2 ay bir depoda hapseden Mavi Sakal Takma isimli bir sapık hakkında hiçbir ansiklopedi ve hiçbir internet sitesinde herhangi bir bilgi bulamazsın. Mavi Sakal olmadan Büyük Zafer'in Mavi Sakalını yazamazsın. Sana öyle geliyor. Hayal gücü ve yazma yeteneği olan bir yazar her konuda inandırıcı bir roman yazabilir. Ama o yazdığı romanda yalnızca Mavi Sakal ve Eda'nın bildiği ayrıntılar varsa o ayrıntıları nereden bulduğunu sorarlar adama. Sorsunlar. Eda'nın anlattığını söylerim.
Mavi Sakal olayını Eda'dan birçok kez dinledim derim. Ya Eda sana anlatmadığı bazı ayrıntıları bulursa bu defterde? Eda beni seviyor. Bana karşı ifade vermez. Eda beni de seviyordu. Ama Mavi Sakal olduğuma inandığı an benden nefret etti. Alo Ali! Seni duyamıyorum. Hay Allah, şarjım bitti acaba? Eda'nın sana anlatmadığı bir sürü ayrıntı var bu defterde. Buna eminim. Eda o ayrıntıları gördüğünde ve senin Mavi Sakal olduğunu anladığında ne yapacak sanıyorsun? Eda beni ele vermez. Eda üstündeki hakimiyetine çok fazla güveniyorsun. Ama Eda Mavi Sakal'ı asla affetmez. Sevdiği adam bile olsan Mavi Sakal olduğunu anladığı an o depoda yaşadığı günleri hatırlayacak ve onun gözünde sıfırlanacaksın. Eda'nın aşk uğruna Mavi Sakal'ı koruyacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Eda'nın şu an benden ne kadar nefret ettiğini düşün. Ama bu defteri okuduğu zaman çok daha fazlasıyla senden nefret edecek. Evet, evet, belki de haklısın, doğru. Ama bu durumda tek bir çare kalıyor. Ne şimdi bu? Beni o bıçakla mı korkutacaksın? Niyetim sadece korkutmak değil. Şimdi bir de kalkıp cinayet mi işleyeceksin? Buna mecbur kalmak beni de üzüyor. Ama ne yapalım? İnsan bir kez başladıktan sonra nerede duracağını artık kendisi karar veremiyor. Her neyse. Senin ölmeyi hak etmediğinde söylenemez zaten. Bu çok saçma. Beni öldürmekle ne kazanabilirsin ki? Bu romanı yayınladığında benim bildiğim her şeyi zaten herkes öğrenecek. Bunu kendin söylemiştin. Evet. Ama herkes o romandaki ayrıntıları hayal gücümle bulduğumu sanacak. Eda'dan başka herkes. Evet. Eda'dan başka herkes. Bu durumda beni öldürmenin sana hiçbir yararı yok. Akıllı geçiniyorsun ama. Aslında kafan hiç çalışmıyor. Seni niye öldüreceğimi hala anlamadın değil mi? Bak evet. Son zamanlarda seni oldukça sinirlendirdim. Ama kabul etmelisin ki kes! Sen... Salak herif. Seni sırf sinirlendirdiğim için öldürecek kadar geride kalmayayım ben ha? Zekanı bilmem ama... ruh sağlığın hakkında oldukça kötümserim. Seni öldürmek zorundayım. Çünkü Eda'yı öldürdüğümü bilebilecek tek kişi sensin. Ne? Sen? Sen? Sen Eda'yı öldürdün mü? Hayır. Ama öldürmek zorundayım. Nedenini biliyorsun. Onu öldüreceğim için seni de öldürmek zorundayım. Artık şüphem kalmadı. Sen kafayı yemişsin. Ama beni öldüreceğin için Kemal Hoca'yı da öldürmek zorundasın. Çünkü bütün konuştuklarımızı duydu. Kendisi telefonun öbür ucunda. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorsan al. Merhaba de. Ne dersin? Seri katil olmaya hazır mısın? Bravo Ali. Yarın için beni telaşlandırmayı başardın. Kemal Hoca'yı gerçekten telefonun diğer ucunda zannettim. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun sen? Bırak bu salak numaralarını. Bu telefon çalışmıyor bile. Kemal Hoca buraya geliyor. Olabilir. Ama burada yalnızca bir ceset bulacak. Ve katili ise görse bile tanıyamayacak. Gel buraya hayvan herif. Saçmalama Barış. Hastasın sen. Tedavi olman gerek. Güzel. Hasta olduğumu söyle. Bana psikopat de. Seni öldürmek için biraz motivasyona ihtiyacım var. Barış dur. Barış yapma. Dur. Dur o defteri bana. Ver dedim o defteri bana. Dur. Öldüreceğim seni Ali. Öldüreceğim seni pis. Bittin sen. Hayır. Al defteri bana ver. Hayır. Dur. Hayır. Bırak. Bırak dedim. Hayır. 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 Bırak. Dur. Dur. Dur diyorum sana. Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Defterin, defterin yanıyor. Onu almam lazım. Defterin yanıyor. Ali yardım et. Barış, ne yapıyorsun sen? Dur. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Barış, yere yat. Hemen yere yat. Ali yardım et. Yere yat dedim. Yanıyorum.
Ali! Al! Dur! Yat! Yardım et Ali! Ali söndür şunu! Ne yaptın? Salak! Ali yardım et! Salak! Ne yaptın be? Son zamanlarda çok gergin. Olur olmaz şeylere sinirleniyor. İyi de cep telefonu için yemeği bırakıp gitmesi mi gerekiyor? Yayın evinden önemli bir telefon bekliyordu. Romanı ile ilgili. Gelir şimdi Eda'cığım. Sen onun kusuruna bakma. Asma suratını kızım. Hadi yemeğini ye bir lokma. Allah senden razı olsun Sibel'ciğim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bunlar nereden çıktı? Ne zamandır aklımdaydı oğlum. Almak bugüne kısmetmiş. Hadi giy şunları bakayım. Ayağına olacak mı? Babam daha maaşını almadı. Sen hangi parayla aldın bunları anne? Canım kıyıda köşede biraz param vardı biliyorsun. Senin de ayakkabıya ihtiyacın vardı. Bak lazım oldu. O paradan son kalan parayla pazara gittiğini söylemiştim. Bu bir hafta içinde babam da para almadığına göre bu ayakkabılar nasıl alındı anne? Söylesene anne. Sibel değil mi? Evet, o getirdi ayakkabıları. Sen de kabul ettin öyle mi? Ve bana yalan söylemeye kalkıyorsun. Kızacağını biliyordum oğlum, ondan öyle söyledim. Kızacağımı biliyorsan bir daha sakın, sakın böyle bir şey yapma. İbo, Sibel'e de bağırma sakın. O senin iyiliğin için yaptı çocuğum. Şu odanın haline bak. Ne yapıyor bu çocuk? Ben de anlamadım ki. Ayıp oldu Eda'nın annesine de. Telefonunu aradı herhalde. Nasıl arıyor canım? Böyle mi aranır telefon? Hiç anlamadım ki. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağız biz bu çocukla? Bilmiyorum anne ya. Çok kötü yanmış ya. Evet, geçenlerde senlerde de böyle bir şey oldu. Öyle mi? Ben akşam yok niye dönüyorum? Göz alt yaparız. Yok ya. Acilen gelsin. Herhalde. Bunu ciddi görüyorsun ya. Ali! 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 Barış! İnceleme yapıyorum. Tamam. Barış! Barış bu. Barış! Barış. Affedersiniz. Barış. Siz yakın mısınız? Evet öğretmeniyim. Burada başka kimse gördünüz mü? Hayır. Başkaları da mı olacaktı? Bilmiyorum. Ben de size soruyorum. Adı Ali mi yoksa tamam, Barış mı? Demin buraya koşarken iki başka isim telaffuz ettiniz. Evet doğru. Ali'nin de burada olduğunu sanıyordum. Ambulans ne zaman gelir sizce? Merak etmeyin. Hemen gelirler. Barış. Bunun ciddiyetini oğlum. Hissettim. Oğlum Barış. Hay Allah nasıl oldu bu? Efendim. Evet, Barış'ın ablasıyım. Nasıl? Nasıl? Anlat bakalım, nereyi istiyorsun? Üniversite mi? Evet. En çok istediğin hangi okul ve hangi bölüm? Fark etmez. Nasıl fark etmez ya? Bir yeri tutturacaksam neresi olduğunun önemi yok yani. Üniversiteye gireyim de neresi olursa olsun diyenlerdensin yani. Bu konuya pek kafayı takmayanlardanım. Bir hedefin, bir amacın yok mu Oktay? Bu senin geleceğinle ilgili bir karar. Kafaya takman gerek yani. Özellikle de şu aralar. Yakında başvuru formları da gelecek biliyorsun. Benim para kazanmam gerek Buket. Ailemi, kendimi biraz olsun rahata kavuşturmak istiyorum. Üniversite yolu uzatıyor. 4 yıl sürüyor biliyorsun. Evet ama 4 yılın sonunda istediğin gibi çok para kazandıran bir mesleğin olabilir. Böyle bir ihtimal de var ama ben işimi ihtimallere bırakmayacağım. Ne demek bu?
Belki sınava hiç girmem. Belki girerim, kazanırım ama gitmem. Anlayacağın kafam soru işaretleriyle dolu. Beş, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, iyileşecek kardeşim. Merak etme Tuğba. Montu sizde kalsın. Ona ihtiyacı olmayacak. O Barış'ın montu değil. Değil mi? Tuğba, tamam. Emin misiniz? Eminim, değil. Tamam, sakin ol. Peki, teşekkürler. Sizi arayacağım. Kim yaptı? Bu montun kime ait olduğu hakkında bir tahmininiz var mı hocam? Evet, var. Ama izin verirseniz montun sahibi olduğunu sandığım kişiyle konuşmadan önce bu konuda tahmin yürütmek istemiyorum Cüneyt Bey. Hocam, siz de mi? Bize güvenmez. Bizimle işbirliği yapmazsanız suçları ve suçluları nasıl engelleyebiliriz? O montun sahibinin suçlu olduğuna inanmıyorum. O yüzden onu bu suçun zanlısı konumuna getirmek istemem. Zaten montunu Barış'ın üstüne örtmüş olması suçu onun işlemediğini yeterince kanıtlıyor bence. Onu masum sanmanızı istediği için de örtmüş olabilir bu montu. Hayır. Yalnızca insani nedenlerle örtmüş olabilir. Geride kanıt bırakmak pahasına örtmüş o montu. O yüzden adını vermem ve tüm şüphelerinizi onun üstüne yöneltmem haksızlık olur. Kemal hocam, beni biraz tanıyorsunuz. Ben karşıma çıkan ilk şüpheliyi suçlu diye damgalayıp dosyayı kolayca kapatacak bir adam mıyım? Bakın, bu montun sahibini belirlemek bizim için çocuk oyuncağı. Onun adını vermekle onu ele vermiş olmayacaksınız. Yalnızca bize zaman kazandırmış olacaksınız. Pekala. Bu Ali'nin montu. Ama unutmayın. Bu mont Barış'ı yakanın Ali olduğunu kanıtlamaz. Merak etmeyin hocam. Biz hiçbir ihtimali göz ardı etmeyeceğiz. Komiserim. Bidonun yan tarafında buldum. Parmak izine gönderiyoruz. Peki. Başka bir şey var mı? Yok komiserim. Siz ikiniz bulduğunuz delilleri eksiksiz not edin. Sen nereye istiyorsun? Mimarlık fakültesine girmek istiyorum. Bakalım. Vay be. Mimar olacaksın ha? Umarım. Kazanabilirsem yani. Çok korkuyorum tutturamayacağım diye. Niye korkuyorsun? Özel üniversitelerin mimarlık bölümü yok mu? Kazanamazsan babam parayı bastırır, özel üniversiteye girersin. Ne kadar kolay söylüyorsun ya. Bu kadar kolay olmuyor mu bu işler sizin için? Efendim abi. Kim? Abi. Ne? Ne diyorsun ya? Ne olmuş Oktay? Tamam abi. Ne olmuş Oktay, anlatsana. Bizim sınıftan bir çocuk Barış. Abimin kız arkadaşının kardeşi. Bir kaza geçirmiş, yüzü yanmış. Benim hastaneye gitmem gerekiyor. Ay, ben de geleyim, dur. Yok yok. Hayır, ben seni ararım. Hadi hoşça kal. Tamam, mutlaka ara. Numaran kim? Alo. Saffet. Ali. Neredesin oğlum ya? Saffet. Çok kötü bir şey oldu. Barış yandı. Ne? Barış mı? Barış yandı mı? Ne? Sen Barış'ı mı yaktın? Ne yakması abi? Kazaydı Saffet. Beni bıçakla öldürmeye kalkıştı. Dövüşürken ateş yaktığımız bir dono düştü. Telefonumuzu dinleyip yerimi saplayabilirler. O yüzden her şeyi anlatamam. Buluşmamız gerek. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Barış telefonumu ateşe atıp yaktı. Beni bulamazsınız. Polise yakalanmadan buluşmamız için bir çare düşünün. Ben sizi tekrar aramaya çalışacağım. Dur. Ali bir dakika. Bir dakika dur. Bak Barış öldü mü şimdi? Ne ölmesi abi? Öldüğünü sanmıyorum ama berbat halde. Allah kahretsin Ali seni. Allah kahretsin. Sana demiştim değil mi? Şu herifin yakasını bırak demiştim. Fırçanı sonra atarsın Saffet. Siz nasıl buluşacağımızı düşünün. Sizi sonra arayacağım. Kapatmam lazım. Allah kahretsin. Şimdi bizimki Barış'ı gerçekten yakmış mı? Ben de anlamadım. Kaza oldu diyor. Deponun orada dövüşmüşler.
Barış ateşin olduğu bidona çarpmış, birden alev almaya başlamış. Kaza olmuşmuş. Ulan olur tabii. Sen kazaya davetiye çıkarırsan kaza da hayır demez. Kazaymış. Kaza ama görünen kaza. Ulan kaç kere söyledim çocuğa. Ulan kurtul şu saplantıdan dedim ya. Nasıl kurtulsun Saffet? Bizim için ona takıntıdan kurtul demek kolay. Ama o kendisine şüpheyle bakan gözlerden kurtulamadıkça takıntıdan nasıl kurtulsun? Yanında parası var mıydı acaba? Meral Hanım geçenlerde Ahmet Bey'le 1000 lira göndermişti ikimize de. Benim paranın çoğu duruyor da... Ali elden düşme bir laptop almıştı. Pek fazla parası kalmamıştır. Geceyi ucuz bir otelde geçirmesine yeter herhalde. Otele gideceğini sanmam. Polis bütün otellere adını ve eşkalini göndermiştir abicim şimdi. Yani herif bu gece Ayaz'da diyorsun. Ona ulaşma şansımız yok. Telefonu olay sırasında yanmış arkadaşın. Tekrar arayacağını söyledi. Polise görünmeden ona ulaşmak için bir çare düşünmemiz lazım. Komiserim, şahsın telefonla son konuştuğu bölgede arama yapmaktayız. Henüz bir ize rastlayamadık. Hanım çaydanlığı... Aramaya devam edin. Bacağı yandı. İnşallah iyileşir. İnşallah. Tuba! Tuba! Kardeşindesin Tuba! Canım sakin ol. Beni yarattı. Dur, dur. Sakin ol lan. Tamam bir şey yok. İyileşecek merak etme. Lütfen buyurun sakin ol. Lütfen. Buyurun. Göstermiyorlar, bir şey söylemiyorlar. Madem ki sizi oraya Ali çağırdı, madem ki Ali'nin Barış'la konuştuğu şeyleri, en azından konuşulanların bir bölümünü duydunuz, neden yine de Barış Yakan'ın Ali olmadığını düşünüyorsunuz? Tam olarak bilemiyorum ama Barış'ın son duyduğum cümlelerinde beni rahatsız eden bir şey var Cüneyt Bey. Kelimesi kelimesini hatırlayabiliyor musunuz? Hayır, kelimesi kelimesini hatırladığımı söyleyemem ama beni neyin rahatsız ettiğini hatırlıyorum. Ben anlattıklarınızda dikkat çekici bir unsur fark edemedim. Ali romanda ancak Eda'nın ve Mavi Sakal'ın bilebileceği ayrıntılar bulunduğunu ve Barış'a bunun hesabının sorulacağını söylediğinde Barış dedi ki o ayrıntıları Eda'dan duyduğumu söyle. Bunda olağan dışı ne var ki? Eda ile yakın arkadaş olduklarına göre bu ayrıntıları gerçekten de Eda'dan duymuş olamaz mı? Mesele o değil Cüneyt Bey. Mesele şu. Barış niye o ayrıntıları Eda'dan duydum demiyor da o ayrıntıları Eda'dan duyduğumu söylerim diyor. İki cümle arasındaki farkı çözebiliyor musunuz? Evet. Haklısınız. Eda'dan duydum demek başka, Eda'dan duyduğumu söylerim demek başka. Doğrusu dikkatinize hayranım hocam. Ama yine de bu küçük nüansa çok fazla anlam yükleyerek ön yargıya kapılmamak gerek. Merak etmeyin. Ön yargıya kapılmam söz konusu olamaz. İfade dikkatimi çektiği için aklıma not etmişim. Hepsi o kadar. Durumu nasıl doktor bey? İyileşecek mi kardeşim? Ne olur söyleyin doktor, düzelecek mi oğlumun yüzü? Maalesef yanık, çok ciddi hasar vermiş oğlunuzun şu bölgesine. Şu anda konuşabilecek durumda değil. Ancak yarın görüşebilirsiniz. Ama iyileşecek değil mi? Yani eski haline dönecek. Bu tarz ileri derece yanıklarda yoğun bir doku kaybı yaşanır. Yani eski haline dönemeyebilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun. İyi olacak merak etme. İyileşecekmiş bak tamam. Sakin ol. Kavga mı ettiler dersiniz? Bilmiyorum. Aralarında ne yaşandığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yaşandığını bize sadece Ali anlatabilir. Ona ulaşmamız gerek. Bir an önce kaldığı eve gitmeliyiz. Siz nerede oturduklarını biliyor musunuz? Evet biliyorum. Beraber gidelim. Hocam. Tabii. Neredeler? İçerideler. Abin de yanlarında. Sağ olun. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Abi. Doktor Çağan Yiğit Yıldız, ameliyathaneye bekleniyor. Geçmiş olsun Tuğba. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok.
Ne olmuş Barış'a? Nasıl oldu bu olay? Bilmiyoruz koçum. Hiçbir şey bilmiyoruz. İyi akşamlar. Hayırdır hocam? Pek hayır değil Memo. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir sorun mu vardı hocam? Ali'yi arıyoruz Saffet. Ali evde yok. Çocuklar, bu sefer arkadaşınızı saklamanız sizin de zarar görmenize yol açabilir. Ne saklaması ya? Yok diyoruz. İsterseniz girin kendiniz bakın. Peki sizi hiç aramadı mı? Yok hocam. Hocam niye arıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Bu gece Ali beni aradı Saffet. Tepede beklediğini söyledi. Evet. Ve gittiğimde orada yoktu. Yerde yatan Barış'ı gördüm sadece. Barış'ın yüzü feci bir şekilde yanmıştı. Nasıl yanmış? Ali mi yapmış yani? Bilmiyoruz. Onu henüz bir şeyle suçlamıyoruz. Sadece ona ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonu kapalı. Orada neler olduğunu ve Barış'ın başına ne geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. İnanamıyorum ya. Bakın çocuklar, Barış şu an ifade verebilecek durumda değil. Ve Ali de kayıp. Sizden istediğimiz, Ali sizi ararsa, her ne olduysa ortaya çıkıp anlatması gerektiğini söylemeniz. Olur hocam, söyleriz tabii. Söyleriz. Bu da bana ulaşabileceğiniz numara. Tamam. Ali'nin nerede olduğunu öğrenirseniz ya da herhangi bir gelişmeden haberiniz olursa mutlaka arayın. Kesin tamam. Ararız tabii. Ben geçireyim. Oğlum. Abi ne olacak şimdi? Ali'nin tekrar aramasını bekleyeceğiz. Polis çemberini aşıp Ali'ye ulaşmamız lazım Memo. Ya herife en azından kalacak bir yer ayarlayacağız. Ya nasıl ayarlayacağız? Bildiğimiz hiçbir adres güvenli değil ki. Hepsini polis de biliyor. Bulacağız abi. Bulacağız. Sibel, bu senin. Ama burada fazla para var. Hayır, fazla değil. Aslına bakarsan sen daha fazlasını hak ediyorsun. Bunu kabul edemem. Lütfen. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Nerelerdesin sen? Görüşmemiz gerek hocam. Nasıl görüşebiliriz ki? Verdiğin randevulara sadık kalmıyorsun Ali. Özür dilerim hocam. Ama sizi orada bekleyemezdim. Durumu anlamışsınızdır. Hocam emin değilim ama büyük ihtimalle polis telefonunuzu dinliyor. Ama sizinle yüz yüze konuşmamız gerek. Bir yolunu bulup size ulaşırsam beni dinleyeceğinize ve polise teslim etmeyeceğinize güvenebilir miyim? Hem polisin bizi dinlediğini söylüyorsun hem de sana yataklık etmemi öneriyorsun. Bu sence mantıklı mı Ali? Bu cevap bana yeterli hocam. Size ulaşmanın yolunu mutlaka bulacağım. Ali, Barış'ı sen mi o hale getirdin? Ben masum hocam. Hoşça kalın. Thank you.
Aynı yerde midir? Orada değilse bile oralardadır. Ya değilse? Ne yapıp edip bulacağız abi. Başka para var mı sende? Yok. Saffet, Ali ile aramızda engeller var. Vaziyet umduğumuzdan berbat ben. Ne yapacağız? Bak. Ben tamam hazırız diyene kadar hiçbir şey yapmayacağız ben. Hemen dikkat çekin. Yanlış bir adım atarsak Ali'yi de yakarız. Sen de ne yapacağımızı düşün. Ne yapabiliriz? Size cevap vermekte zorlanabilir. Lütfen hastayı çok yormayın. Tabii, merak etmeyin. Her şey yoluna girecek Barış. Sakın kendini bırakma oğlum. Şimdi Cüneyt Bey sana birkaç soru soracak. Cevap vermek için kendini fazla zorlama, tamam? Hı hı. Barış, beni duyabiliyor musun? Yüzümde neden maske vardı? Konuşamıyorum. Belki de ifadesini almak için biraz daha beklemelisiniz. Sadece bir soru daha soracağım. Tek bir soru. Peki. Sana bunu kim yaptı Barış? Bize adını söyleyebilir misin? Buraya adını yazabilir misin? Teşekkür ederim hocam. Barış, tekrar geçmiş olsun. Bütün gece gözüme uyku girmedi biliyor musun? Benim de abi, benim de. Gece ayaz vardı. Üşümüştür şimdi. Bulmuştur kuytu bir yer, çakaldır o ya. Arasa da bir sinyal verse bari ya. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Hayrola? Canınız mı sıkın sizin? Yo. Gece hiç uyumadık, ondandır herhalde. Sınav var da coğrafyadan. Son güne bırakmayın diyoruz ama anlatamıyoruz size. Ay nerede, kalkamadı mı yoksa? Her şeyi hayal etmekle başlar abi. Ben Büyük Zafer Lisesi Başkanı yazısının altında o kadar çok hayal ettim ki adımı. Memo'nun değil, benim adım yazacak, benim. Bariz altın harflerle yazarlar. İnşallah o günler de gelecek First Day'de. Sana bir şey diyeyim mi Pamuk?
aklına? Bana da öyle geliyor. Memo yazmayacak orada. İşte bu. Mehmet Kıpıçlı yazacak. Tabii oğlum. Memo diye yazmazlar. Çocuğun tam adını yazarlar. Ya mahsus mu yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ne yapıyoruz oğlum? Yapmayın lütfen ya. Tamam tamam, şaka yapıyoruz, şaka. İnşallah bu hayallerin suya düşmez güzel kardeşim. İnşallah abi, inşallah. Günaydın. 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 Aşkım, bir dakika gelir misin? Neden böyle yapıyorsun? Sen neden öyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Seni üzmek için değil, seni mutlu etmek için alındı bu ayakkabılar. Neden böyle bir tepki veriyorsun? Ben sana önceden söylemiştim. Sevmiyorum böyle şeyleri Sibel. Dinlemedin beni. Ama ben... Lütfen. Daha fazla konuşma. Bak, bu konu hiç yaşanmadı sayalım. Ne ben senden bir yardımı kabul edecek kadar çaresiz ya da gurursuzum. Ne de sen kendine zor yeterken bana yetişecek kadar iyi durumdasın. Hı? Tamam. Haklısın. Özür dilerim. Kabul edildi. Bu arada senin de özür dilemen gereken biri var aşkım. Şimdi mi? Hı hı, evet. Hadi. İsterseniz bana gelin. Tamam, tamam. Günaydın. 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 Ben kantindeyim o zaman. Bir şey isteyen var mı? Yok, sağ ol. Yok, tamam. Görüşürüz Melisa. Görüşürüz. Zehra. İbo'nun söyleyeceği bir şey var sana. Hı hı. Tamam. Bana müsaade. Zehra bak. Gamze'nin bilekliği kaybolmuştu ya. Ben yanlış anlamışım. Kusura bakma tamam mı? Sen resmen beni hırsız yerine koydun, farkında mısın? Eğer o bileklik ortaya çıkmasaydı benim dayımla aramı bozacaktın. Pardon ama. Nasıl burada böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşuyorsun? Sen benim gözümün önünde hırsızlık yapmadın mı? Oğlum o başka bir şey. O adrenalin için. Tamam, çok affedersin. Pardon, özür dilerim o zaman. Bak Zehra, benim yerimde kim olsaydı senden şüphelenirdim. Bırak bu masum ayaklarını. Masum olmayabilirim ama bu olayda hiçbir suçum yoktu. Bir daha bilip bilmeden kimseyi suçlama. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Vallahi ben elimden geleni yaptım. Hırsız mı? Cüneyt Bey olayın nedenini araştırıyor tabii ama önce Ali'nin bulunması gerek. Ben bu çocuğu uyarmıştım. Odama çağırıp bir daha bir yanlışını yakalarsam seni okuldan atarım demiştim. Bu kadarına cesaret edebildiğine göre dünya umurunda değilmiş demek ki. Öyle demeyin. Belki kazayla istemeden Barış'ın yaralanmasına sebep oldu. Daha ne kadar genç ikisi de. Ay çok üzüldüm. Ben de çok üzgünüm. Peki Barış eski haline dönebilecek mi? Doktorlar henüz net bir şey söyleyemiyor. İnşallah iyileşir. Nedir bu Büyük Zafer Lisesi'nin başına gelenler böyle ya? Çok üzüldüm ya. Korkunç bir şey bu. Evet. Kim bilir şu an Barış ne kadar acı çekiyordur. Ay inşallah yüzünde fazla iz kalmaz. Ay bak içim çok fena oldu. Şimdi nasıl acaba? Bir ara Tuğba'yı arayıp öğreneceğim. Hastaneye de gideriz. Gideriz tabii. Ali de ortadan kayboldu yani öyle mi? Evet. Sorma. Nelay nasıl söyleyeceğiz Sanem ya? Çok kötü olacak. Eninde sonunda haberi olacak zaten Gamze. Bizden duyması daha iyi değil mi? Ya kızlar, Barış'ı gördünüz mü? Sabahtan beri onu arıyorum. Görmedik Eda'cığım. Eda, Barış bugün okula gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Neden? Bana niye haber vermedi ki? Yoksa Barış'a bir şey mi oldu? Gamze! Eda, bak. Dün gece Barış Ali'yle kavga etmiş. Ne? Kavga sırasında Barış yaralanmış. Şu anda hastanedeymiş. Yaralanmış mı? Sakin ol canım. Bırakma kendini. Eda! Eda sakin ol Eda! Yardım edin! Eda! Yardım edin! Yardım edin! Eda! Sus! 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 Eda kendine gel!
Eda geçin. Su getirin. Eda. Açın. Eda. Açın. 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 Bakma sana. Yok mu ya, su getirin. Su getirseniz ya. Eda. Eda. Ver su. Su getir. Ver su. 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 Eda. 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 Açın. Hocam. Hocam Eda yukarıda bayıldı. Ne? Ne? Aa. Aa hemen bakalım tamam. Ne oldu acaba? Ne oldu böyle anlayamadım. Rahat versinize ya. Eda. 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 Sakin ol. Eda sakin olur. Açın çocuklar. Eda ne oldu kızım, iyi misin? Kendine gel. Buyurun hocam. Bir anda bayıldı. Eda sakin ol kızım. Bak her şey yoluna girecek. Seninle hastaneye Barış'ı görmeye de gideriz. Ama kendini böyle bırakmamalısın, tamam mı? Tamam Eda. Barış sen ne istedi hocam? Neden yaptı bunu? Edacığım lütfen. Lütfen sakin ol. Nerede o? Siz onun arkadaşısınız. Nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Eda. Barış yaptıklarını da biliyor musunuz? Söyleyin nerede o? Eda. Ne konuştuk seninle? Lütfen biraz sakin olmaya çalış. Lütfen. İnanın. Eda'yı dışarı götürmüşsünüz. Tabii tabii olur. Eda'cığım hadi geleceğim. Hadi çocuklar siz de. Hadi tatlım. Gel çıkalım. Bak, Zafet. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii hocam. Bugün polis Barış'la konuştu. Bunu sana kim yaptı diye sorduklarında Ali diye cevap verdi. Siz buna inanıyor musunuz? Bakın, Ali ortaya çıkmadığı sürece ben inanmasam bile herkes ve en önemlisi polis bu bilgiye inanacak. O yüzden sizinle iletişime geçerse bunu saklamayın sakın. Ben birazdan hastaneye gideceğim. Cüneyt Bey bir ara seni ve Memo'yu görmek istiyor. Size sormak istediği şeyler varmış. Ona doğru yanıtlar verirseniz iyi olur. Tabii hocam. Tamam. Hadi. Nasıl olmuş çok merak ettim. Oğlum üzüldüm Şahire ya. Cayır cayır yandı lan adam. Kaza geçirmiş hastanede. Ayı serbest bırakmasalardı bunlar olmayacak. Çok kötü oldum ben de abi ya. Şahir sessiz sakin. Kendi halinde bir çocuktu abi. O Ali olacak domuzun gücü. Ancak Şahir gibilerine yeter. Ben en çok Eda'yı üzdüm. Ali Eda'yı delirtmek için. Üzüntüden kahrolsun diye yapıyor bunları. Sırf bunun için. Ya insan olan bu kadarını yapmaz abicim. Bu herifin varis tımarhaneye falan yatırılması gerek. Çok daraldım abi. Gidelim hadi. Hadi yürüyün. Özge, hadi Şirek. Tuba abla! Tuba abla! Kapatmam lazım. Tuba abla nerede? İlman ne oldu? Nerede? Sakin ol, sakin ol. İçeride. İntikamımızı alacağım ondan. Sen iyi misin? Kızgınım Gamze. Ali'ye çok kızgınım. Hayatını mahvetti herif ya.
Hayatımızı yoluna sokmak için bir fırsatımız vardı. Ama o bunu harcadı. Hadi taksan şunu. Ya yine kaybolur diye korkuyorum. Onu bileğinde görmek hoşuma gidiyor. Bakıyorum bilekliğin ortaya çıkmış. Saffet, iyice bir kontrol ettir istersen. Belki sahtesini getirmişlerdir. Sonra boş yere sinirlerin bozulur, sağa sola saldırırsın. Aman ne komik. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istedi bu şimdi? Saçmaladı işte, boş ver. Ne demek istedi Saffet? Bilmek istiyorum. Gamze, uzatma. Boş versene. Hadi tak bilekliği. Saffet, gidip kendin mi sorayım? Gamze bak. Paraya ihtiyacı oldum diyor. Ona yardım etmek için de bilekliği Oktay'a verdiğini düşündüm. Ona gidip dedim ki... Bileklik işini gördüm. Yani senin bana hediye ettiğin bir şeyi bir başkası için... Hem de Oktay için kullanıp sana da kayboldu diye yalan söyleyebileceğimi düşündün öyle mi? Ya biliyorum aptallıktı. Ama her şey üst üste gelince zırvaladım işte. Sen bana güvenmiyorsun. Gamze, sana güveniyorum. Öyle olsaydı aklından bile geçirmezdin böyle saçma sapan bir fikir. Bundan sonra da her adımda, her olayda, en ufak bir durumda Oktay'la ilgili bir sonuca varacaksın. Benim sözlerim hiçbir önemi olmayacak. Gamze, bak aşkım. Al. Bu sende kalsın. Artık bunu her gördüğümde kötü şeyler hatırlatacak. Ya Gamze, Gamze! Aradığımız şahıs bu. Gözünüzü dört açın. Tamam abi, tamam. Görüyorsunuz ne halde değil mi? Onu bulacağız. Merak etme Eda. Bulunca ne olacak peki? Yine serbest bırakacaksınız değil mi? Her şey sizin yüzünüzden oldu. Eğer onu hapse atmış olsaydınız Barış bu hale gelmeyecekti. Tamam Eda. Sakin ol. Ya hani senin şu arkadaşının adı neydi? Barış. Nasıl olmuş? Çok kötü yanmış yüzü. Eğer hastaneye geç götürülseymiş ölebilirmiş. Yazık ya, çok üzüldüm. Senin de keyfini kaçırdım. Yok ya, saçmalama. Hadi bir yerlere gidelim. Hem kafamız dağılmış olur. Nereye gidelim? Bir fikrim var. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Teyzenle konuştum. Saffet'in şahane hediyesini görmeye gelecekler akşam. Anne, herkese bunu mu anlatıyorsun? Teyzen o senin kızın. İyi, söyle o zaman boşuna yorulmasınlar. O niye? Bilekliği Saffet'e iade ettim anneciğim. Neden? Hani kaybolmuştu ya. Saffet o zaman benim bilekliği paraya ihtiyacı var diye Oktay'a verdiğimi... Ona da kayboldu diye yalan söylediğimi sanmış. Bu mu yani geri verme sebebin ha? Yeterli değil mi sence? Bana güvenmiyorsa, benden şüphe ediyorsa hediye falan almasın. Hatta hayatında da olmasın. Saçmalama. Anlayışlı ol biraz. Kendini onun yerine koy. Senin o serseri için ne kadar gözyaşı döktüğünü biliyor. Bırak da kuruntu yapsın o kadar. Hayır anne. Ben ona Oktay'la aramdaki ilişkinin bittiğini söylüyorsam bana inanmak zorunda. İnanmıyorsa da güle güle. Ne güzel güle güle diyebiliyorsun Saffet'e. Oktay'a bir türlü veda edemiyordun ama. Anlaşıldı. Yine kavga etmek istiyorsun ama kusura bakma anne. Benim seninle tartışacak halim yok.
Hayırdır arkadaş? İyi günler. Biz emniyetten geliyoruz da. Evet. Şuka çağırıyoruz. Bu şahsı buralarda daha önce gördünüz mü? Ben görmedim de arkadaşa bir sorayım. Hüseyin. Efendim. Bir bakar mısın? Bakayım. Bak bakayım, tanıyacak mı bunu? Buralarda gördün mü? Hayır, ben hiç görmedim bu arada. Oldu, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Komiserim, içeride bir şey yok. Peki. Bir de şu tarafa bakın. Başüstüne. Of. Okuldan beri peşimizdeler ya. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Aramaya devam. Ya Buket lütfen ya. Abartma ya. Ya fotoğraf çekilmesini sevmiyorum ben. Lütfen Buket. İyi tamam. Hadi sıra sende. Nasıl? Tamam bak. Al bakalım çek. Ya ben anlamam ama çekmek. Ya çok kolay. Otomatik bak, buraya basıyorsun. Oluyor bitiyor. Tamam hadi geç. Hadi çeksene. Tamam, bu yeter. Güzel çekmişsindir umarım. Hadi şimdi böyle Buket, lütfen beraber çekelim. Birlikte. Kendi kendine mi çekecek? Tamam. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Ya içimden geldi, çarpıcı olsun dedim. O yüzden öptüm yani. Neyse, hadi gidelim. Sence gerçekten Ali mi yapmıştı? Bilmiyorum Memo. Kemal Hoca'nın söylediklerini duydum. Barış'ın cevabı Ali yaptı olur. Allah kahretsin. Kafese tıkıldık abicim ya. Sakin ol Memo. Böyle oturacak mıyız abicim? Çıkıp koşmaya başlasak yakalayamazlar Saffet. Dur bir yeter. Sakin ol. Düşünmeye çalışıyorum. Sinirim bozuldu. Dışarıda kardeşimiz kim bilir ne halde, biz bir şey yapamıyoruz. Ben odaya geçiyorum. Vallahi çok ayıp oldu teyzenlere. Hasta olduğumu falan söyleseydin anne. Uydurdun bir şeyler zaten. Saffet arıyor kızım. Gamze, Gamze. Saffet arıyor, baksana. Duyuyorum anne. Ya açsana. Açmayacağım. Söz dinlemiyorsun Gamze. İnşallah pişman olmazsın. Açsana şunu.
Ben pişman olacak bir şey yapmam, merak etme anne. Yapıyorsam da pişman olma. Laflara bak, laflara. Kızım, tüpçüyle ortak mısın? Bir saattir yanıyor çayın altı. Ay, ben onu unuttum ya. Gamze. Anne! Gamze! Anne! Ne oldu kızım? Anne, bacağım. Bacağım çok kötü oldu anne. Doktor arayayım hemen ben. Anne. Anne dur. Anne dur, yardım et. Tamam, tamam. Çok ağır. Doktor hemen şu röntgen yapın demiştim. Anne! Dur, anne! Yavrum. Anne! Çek yavrum. Ağrıyor. Gevşe biraz. Rahat. Hissediyor musun yavrum? Biraz. Dur anne, yavrum, dur yavaş. Anne! Gamze! Gamze, uzak yavrum. Tamam yavrum. İyi misin kızım? Anne. Ben doktoru arayayım Gamze. Hayır, arama arama. Arada öyle olabilir demişti. Uzat çok yavrum, kasma bacaklarını. Gamze, iyi misin canım? Rahat olun. Aha, rahat olun arkadaşlar. Bizde sorun varsa bu okulda... Kesene böyle kesecek, kim benim? Ben şimdi halledeceğim sorunları. Buyurun posa, vaatleri sallayıp duruyor. Nasıl yapacak lan bu kadar işi bu? Yapar yapar. Tamam, lazım. Bari şapşal işte. Biz bırak ya, sen ne düşünüyorsun? O hiç mesele değil. Siz seçimden sonra yerde ya oturaş. Maddi sıkıntılar var. Kimin para durumu sevgili arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Dünya ekonomisi çatırdamış. Onun için susun. Borsalar çöküyor, fabrikalar kapanıyor. Bankalar batıyor. Yani evet, kardeşim, kapanıyor. Hiçbirimizin garantisi yok. Senin var mı yok? Senin saçmalamaya var mı yok? Benim var mı yok? Bu. Hiç kimse yok. Çoluk çocuğu etrafına. Ama bunları el birliğiyle aşacağız. Biraz sabır. Evelallah büyük zaferli krizden yara almadan çıkacaktır. Nasıl olacak abi o iş? Başkanım, başkanım. Ben anlatacağım. Arkadaşım bir sorunu varmış. Şşt, bir daha duymayayım. Benim olduğum yerde sorun olmaz. Dinliyorum kardeşim, nedir problem? Nasıl desem? Rahat ol büyük zaferli. Yok, söyleyemeyeceğim. Söylesene. Abi arkadaşın sevgilisi yok. Gülmeyin arkadaşlar. Gülmeyin. Bu da önemli bir sorun. Yani ben taş gibi manitayı kendime sevgili yaptım diye. Ah! Oğlum şu yüzü lan! Tamam, başka da. Bırak. Kardeşim. Şaka yapıyor çocuk ya. Siz bozulduğuna bakmayın. Tamam. Senin kız arkadaş sorununu gördün biz çözeriz kardeşim. İsmet. Bu arkadaşa hemen bir sevgili bulunacak, not al. Yazıyorum başkanım. Okulun körpe manitalarından hemen ayarlayın bir tane. Sağ olun başkanım. Ne demek? İşte bunu da çöz. Başkanım, bu biraz şey gibi olmuyor mu? Ne gibi olmuyor mu? Hani arkadaş arkadaşın derler ya, oradaki ayıp şey gibi. Sen başkanına ne biçim konuşuyorsun lan? Senin siyasi hayatını bitiririm İsmet. Bak, özür dilerim başkanım. Bu okulun önünü hep bu ikinci adamlar evet kapatıyor ya, doğru, zaten. Doğru. Affedersin başkanım. Özür dilerim. Haklı adam ya. Bugün başkanlık seçimi var ha. Başımıza gelen şeylerden sonra seçim meçim umurumda değil be abi. Ne olacaksa olsun. Ali Bey planda olmayan saçmalığıyla hepimizin tadını kaçırdı değil mi? Ne diyeyim ben sana Ali ya? Gece çok kötü oldum ya. Sanki tekrar felçiymiş gibi hissettim. Bir an bacaklarım kilitlendi. Ay geçmiş olsun canım ya. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet daha iyiyim. Doktoru aradın mı? Evet aradım. O zaten böyle şeylerin olabileceğini söylemişti. İçiniz rahat etsin, bir muayene edeyim dedi. Aman sakın aksatma Gamzeciğim, ne olur. Bir kitap almam lazım. Dersten önce kütüphaneye gidelim mi? Tamam canım, gideriz. Selam. Merhaba Safet. Ne haber Memo? Merhaba. Ay Barış'a da çok üzüldüm ya. Biraz vaktin var mı? Konuşabilir miyiz? Sanırım bir kütüphaneden bir iki kitap almamız gerekiyor. Belki sonra. Ali'ye kızıyorsun ama saçmalama konusunda sen de ondan geri değilsin abi. Bak kız yüzüne bile bak. Tamam haklısın ama üstüme gelmem. İsmet, verin bakayım oyları. Kesin Memo'ya oy ver. Şans. Not et. Bizde oy vermeyenlere hizmet yok. Not et. Şaşırdım. Baş üstüne abi. Çok komikler değil mi? Abi sen zahmet etmeseydin. Çocuklar getirirdi sen neredeysen sandı. İlhan. Tamam Pamuk, tamam. Hayırlı olsun. Şeref duyduk abicim. Teşekkürler abicim. Sağ ol abicim. Yok abi, evlerde servis var mı? Var ama sen hiç boşuna heveslenme. Senin gibi mağara kapsamında olanlara gelmiyorlar. Çok komik. Tamam. Mal. Hayırlı olsun, başarılar.
Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Bol şans. Şüpheleniyorum biraz ama kapış diye verdin sanki. Sağ ol. Geç bakayım arkaya doğru ilerle ilerle. Evet. Sağ ol. İsmet. Çünkü gidemeyiz. Hepsi size geri dönecek. Sağ ol. Haydi pamuk diyoruz. Sağ ol. Şu kızı da yaz. Ya hocam ne zaman açacak uçsandık ya? Ne oldu lan, canın mı çekti? Ne zaman açacak uçsandık? Hadi ama oy vermeyen kalmasın. Herkes oyunu kullansın. Zafer Bey söyler ne zaman açılacağını. Zafer bıktırdı zaten. Yedi beni yedi. Ömrü mü yedi Zafer oyunu Bey ya? Oyunu kullanmayan var mı? Memo açayım mı lan kutuyu? İçime büyük de oyu ama üzmeyeyim seni. Onları özlüyorsun değil mi? Seni ilgilendirmez bu. Ama öyle gururlusun ki yanlarına gidip bunu söyleyemiyorsun değil mi? Seni reddedeceklerinden mi korkuyorsun yoksa? Sana ihtiyaçları yokmuş gibi görünüyorlar. Yanlarında sen olmadan da iyiler. Niye söylüyorsun bunları? Sevgilinin yaptığı densizliği yüzünüze vurduğum için mi? Saffet'in gerçek yüzünü görmek çok mu üzdü seni? Beni senin yaptıklarından sonra artık hiçbir şey üzemez. Aferin kız, at bakayım son dakika golü. Evet, içeride çağır mısın? Ne oldu lan, ne atan var ne satan? Bitti mi? Oktay! Senin derdin ne? Benim bir derdim falan yok. Bak, planın işledi. Gamze ile aramızı bozdun, hala ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ben kendi yolumda gidiyorum Saffet. Karşıma çıkıp duran sizsiniz. Rahat bırakmıyorsunuz beni. Gelip deşiyorsunuz. Ağzımdan sizi kıracak bir şey çıkmasın istiyorum ama beni zorluyorsunuz. Çok mu memnunum böyle olmasın? Memnun değilsen git bu okuldan. Bu okula sonradan gelen sensin Saffet. Sen ve arkadaşların. Geldiğinizden beri bela ve felaket getirdiniz. Ha, senin getirdiğin belaları saymıyoruz öyle mi? Bu okuldan gitmeyeceğim. Çünkü senin anlayamayacağın ve asla hissetmeyeceğin duygularla bağlıyım buraya. En derin acıları çektiğim halde şu an buradaysam bundan sonra hiçbir kuvvet beni buradan gönderemez. Saffet, artık yoluma çık. Barış'ın odasını niye aramak istiyorsunuz anlamadım. Bir defter arıyoruz. Kemal Hoca'nın Ali'den duyduğuna göre o defterde Barış'ın mavi sakal olabileceğine dair ipuçları varmış. Böyle bir şey olabilir mi? Kardeşimin herkesten sakladığı bir defteri vardı, evet. Ama o defterde bitmeden kimsenin okumasını istemediği romanından başka bir şey yok. Her türlü bilgiyi değerlendirmek zorundalar Tuğba Hanım. Peki. Buyurun bakın o zaman. Yalnız lütfen sessiz olun. İçeride anneannem. Peki.
gelirken getireceğim. Tamam. Tamam, hoşça kal. Nasılmış Barış? Aynı diyor annem. Bugün maskeyi tamamen temizlemişler yüzünden. Barış neden maske takıyordu acaba? Bilmiyorum. Belki üşümüştür. Seviyordu o maskeyi. Bazen evde de kitabını yazarken takıyordu. Öyle mi? Hocam benim işim bitti. Gidebiliriz. Bunları ne yapacaksınız? Merkeze götürüp incelemek zorundayız. Barış size çok kızacak. Kardeşinizin romanını yazdığını söylediğiniz defter. O bunlardan hangisi? Burada yok. Nerede olduğunu ancak Barış bilir. Peki. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İnceleme bittikten sonra eksiği olmadan teslim ederiz. İyi günler. Cüneyt Bey, çocukla ilgili bir gelişme olacak olursa... Hiç merak etmeyin. Arkadaşlarım sizi arayıp haberdar edecekler. Hoşça kalın. Görüşürüz Tuğba. Görüşürüz Kemal Bey. Sana da 45 oy çıkmış Mehmet. 45, 45 oy, 45, 45. Vay, dur. Vay be, bayağı çıkmış ha. Açık arayla yeni öğrenci başkanımız İlhan Kuşçu. Sessiz. Neyi dinliyoruz? Sevgili arkadaşlarım, sayın öğretmenlerim, beni bu yolda yalnız bırakmayan aşkım First Lady'm Özgem. Tüh, Allah cezanı. Çocuk başkan olmuş. Allah Allah. Uzun ve yorucu bir maratonu bitirdik. Çok şükür bu işten de alnımızın akıyla çıktık. Yarın ilk iş olarak bize oy vermeyen o 45 arkadaşımızı tek tek bulup kucaklayacağız. Evet. Bravo. Bravo. İşte başkan bu ya. Başkan işte olsun. Onları tek tek bağrımıza basacağız. Evet. Kimseye gücenmedik. Kimseye küs değiliz. İlhan Kuşçu hepinizin başkanıdır. Bravo. Artık söz bitti. Sıra bu okulu bambaşka bir yer yapmaya geldi. Korkun ön sıradakiler. Evet. Arka sıradakiler ayağa kalktı. Geliyor. Geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz kızım. Merhaba. Ne haber anne? Nasıl oldu Barış? İyi kızım, iyi. Doktorlar sık sık gelip kontrol ediyorlar. Bir şey söylediler mi? Yok oğlum. Elimizden geleni yapıyoruz diyorlar. Başka da bir şey demiyorlar. Hadi artık siz gidin anne. Biz Cahit'le buradayız. Merak etmeyin. Tamam kızım. Güle güle. Ben kalabilirim. Sen de git dinlen biraz Eda. Biz bu gece buradayız. Sonra yine gelirsin. Peki. Görüşürüz Barış. Thank you.
bırak. Bırak lan bırak. Gamze. Bırak bunu. Seni eve bırakayım mı? Sağ ol. Ben sana elimi gideceğim. Peki Gamze. Sen bilirsin. Bozuk mu hala sana? Belli olmuyor mu? Nasıl bir salaklık ettim ben ya? Resmen kara bulutlar geziniyor tepemizde ya. Hadi gidelim ya. Tebrikler başkanım. Başkanım. Tebrikler. Tebrikler kardeşim. Tebrikler. Pardon başkanım. Başkanım sağ ol. Saygılar başkanım. Sadece size. Başkanım. Sağ ol. Ne ısmarlıyorsun bize? Kutlayalım değil mi başkanım? Lütfen, lütfen, lütfen. Ne ısmarlıyorsun? İki dürüm iyi gider başkanım. Gider de cepte metalik kalmadı be abi. Hepsini harcadım. Başkanına bak, daha ilk günden patladı. Biz yurt başkanı istemiyoruz kardeşim. Bu kadar. Aynen abi. O kadar da ölmedik be. Birer çay ısmarlayacak param var hala. Ulan Ezgin, çocuk mu kandırıyorsun? Adam akıllı yemek ısmarlayacak size. Lafa gelince bol keseden sallamayı biliyorsun. Sen de mi aşkım ya? Bak hala aşkım diyor. Ya bu başkanlık ne zor içmiş arkadaş. Yol yakınken bırakayım ben. Hemen vazgeçti, vazgeçti. Ya sıkıştırmayın çocuğu. Parası olunca ısmarlar. Takılıyoruz zaten aşkım. Oğlum bu kadar mı paran var senin? Yok abi. Var ama evde benim. Evde var. Hadi Dila kafeye gidelim. Sen. Ben gelemem. Kızlar akşam bana gelecek. Satışlardayız yine. Yeni de yok yazın abi. Sebep? Tezgahı açmam lazım. Acayip parasız. Kardeşim niye söylemiyorsun? Hayda ağlama elime mi yok koçum. Al şunu. Al bakayım. Pamuk eller cebe hadi beyler. Gene evet, gel. Evet, 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 hadi. Daha olsun son para. Bu da benden. Al bakayım kardeşim. Bunlar beni kesmez ama sağ olun. Bizimkiler de sıkışık. Onları da vereceğim. Pederin işleri bu ara iyi değil de. Aynen. Bizim pederin de işler kesat. Lan yıllarca batsa da kurtulsam diyordun şu tamirhaneden. Al işte az kaldı hayallerinin gerçek olmasına. Ha. Şimdi dilimle eşek arası soksaydı söylemeseydim onları diyorum. Yine 3-5 kazandırıyordu bize. Şirekim bebeğim. Sen geliyor musun? Yok abicim broşür dağıtacağım ben. Bak bak tavuk mu alacaksın lan? Dalga geçme be. Şirek çarşıya gideceksen beraber gidelim. Ben de orada tezgah açayım. Aha, tamam. Buyur. Ben kostümü alayım gelirim sana. Hadi gidelim. Hadi. Hadi abi. Sibel. Sibel. Dayım valizini aldım ben de geliyorum. Çok sevindim. Tercih edildiğimiz insana bak. Süper, hadi lan. Ha? Nasıl CD satarken yakalanmayacağın yerleri başkana sor, tamam mı? Başkanın güzel yeri diyor. Saygılar. Alo. Ne haber? Çıktın mı okuldan? Evet. Bu akşam beni sinemaya götürsene. Bu akşam gitmesek. Neden? Hastaneye Barış'ın yanına gideceğim. Oradan da abimle eve geçerim herhalde. Başka bir akşam gideriz olur mu? Tamam peki. Oldu öptüm canım. Bay bay. Nereye? Geliyorum şimdi. Bir arkadaki masadalar. Fark ettim. Bak. Ben lavaboya gidiyorum. Onlara küçük bir sürpriz hazırladım. Ne yapacaksın? Şimdi ben kalkınca seni telefondan arayacağım. Sen Ali'ymişim gibi konuş ve fırla. Sonrasını bana bırak. Anlaşıldı. Hareketi geçtiler. Şişman sende öbürü bende. Tamam. Ben ne babadayım? Sen üşümüyor musun? Sana çay söyleyeyim mi? Yok içmeyeceğim. Gamze ile Sibel ne zaman gelecekler? Herhalde bir saate kadar gelirler onlar da. Alo. Ali. Neredesin lan? Tamam kapat. Hemen geliyorum. Bu akşam kalacaksın değil mi? Bilmem.
Dayımdan sadece buraya gelmek için izin aldım. Akşam gelip alırım seni dedi. Ben arayıp konuşayım. Kalırsın belki. Olur. Sen söylersen izin verir. Selam. Ne haber kızlar? İyidir Burak. Kusura bakma. Evde olduğunu bilmiyorduk. Önemli değil ya. Ekin'i beklerken uyumuşum koltukta. Kahve içer misiniz? Yok. Sen? Sağ ol. Tamam, görüşürüz. Bu ne rahatlık ya? Hiç gideyim de giyineyim demiyor. Aa, bence çok tatlı bir çocuk yani. Çok doğal. Hı? Yani belki fark etmemiştir. Uyanamamıştır falan. Kendisine bakın, iki tane şaşkın kız var. Fark etmemiştir diyorsun yani, öyle mi? Ne bileyim ya. Su içeceğim ben. Dur. Ben getiririm Zehra. Sen otur şöyle. Ama merak etme, yemez beni. Hadi. Zehra lütfen. İyi peki. Tamam. En iyisi ben de gitmeyeyim. Tamam. Oturayım şöyle. Otur. Safet'i ya. Alo. Amirim. Safet'i kaçırdık. Alo. Tamam. Ne işin var burada? Oktay, ne işin var burada? Oktay! Sen haklıydın Gamze. Sadece bizim çocuklar değil, etrafımdaki herkes ben olmadan daha iyi, daha mutlu. Beni seven insanların kalbinde onarması güç yaralar açtım. En çok da senin kalbinde. Bugün söylediğim şeyler için çok özür dilerim. Daha doğrusu her şey için özür dilerim Gamze. Artık daha fazla dayanamayacağım. Ben sensiz yaşayamıyorum Gamze. Ne olur dön bana.
Seni çok seviyorum. Oktay. Gamze iyi misin? Oktay. Gamze ne oldu? Oktay. Gamze? Uyuyakalmışım. Farkındayım. Benim çıkmam gerekiyor. Nereye? Kızlarla sözleştik. Sibel'e gideceğim. Oktay'mış. Unutamadın git şu uğursuz herifi. Lanet olsun. Neden ben? Neden ben? Ali! Ali neredesin? Ali! Saffet kardeşim! Aşağı gel hadi! Tamam. Allah kahretsin. Saffet! Buyurun. Bize yardımcı olmayacak mısın? Rehberlik ettim ya size. Ali nerede? Vallahi ben burada sanıyordum. Hatta görür gibi oldum ama hayalmiş. Film var, MP3 var. Hah. Neler var? Şurada bak. Gördün mü? Gördüm. Korku filmler mi? Hı hı. İndiririz biz bunu ya. Harcarız biz bu kızılı. Harcamaz mıyız ya? Tek yumrukla indiririm ben bunu. Sen de tıkır. Ne vereyim sana? Daha iyi. Ya falan yok be şimdi. Afet yeter. Konuşmak istemiyorum işte, anlasana. Niye arıyorsun hala? Aramasını istersin, günlerce aramazlar. Aramasını istemezsin, aynı gün içinde defalarca ararlar. E kızım sen de madem aramasını istemiyorsun kapat telefonu. Pratik ol canım biraz. Hı, tabii. Annem pratik olmamdan pek hoşlanmaz canım. Telefonum açık kalacak ki arada istediği gibi yoklasın beni. Zaten yine deli etti bugün. Ne oldu? Eve gittim. Safiyet'in yaptığını anlattım. Bana hak verecek diye beklerken Safiye de aklı buldu. Neymiş? Kim olsa benim bilekliğimi Oktay'a vereceğimi, ona yardım edeceğimi düşünürmüş. Şu bileklik de büyük olay oldu yani. Niye kimse bana güvenmiyor? Niye kimse Oktay'la aramızdaki her şeyin bittiğine inanmıyor? Güzel soru. Niye acaba? Annen arıyor. Efendim anne. Tamam. Tamam dedim ya.
Ya ters konuşmuyorum. Geç kalma mı diyor? Ne diyebilir başka? Bu kadar basit bir şeye bile bizim aramızda mesele oluyor. Bıktım artık annemle kavga etmekten. O zaman çok uzak bir yere git. Ne alakası var şimdi? E annenden uzakta olduğun zaman süpürgeli cadı kanatsız meleğe dönüşüyor. Bak valla benim annem seninkinden beterdi Gamze. Evde her gün tabaklar havada uçuşurdu. Ama şimdi telefonda karşılıklı zırhlıyoruz. Çok acayip bir şey ya. Annemi manyak özlüyorum yani. Ben de çok özlüyorum. Biz hiç kavga etmezdik biliyor musunuz? Kavga etmeyen bir anne kız. Ütopya gibi. Eskiden ben de annemle çok kavga ederdim. Ama artık sadece dertleşen iki arkadaşız sanki. Nasıl oldu bu? Uzaklara falan da gitmedin. Ya nasıl oldu bilmiyorum. Ben de zamanla onun tarafından bakmaya başladım olaylara. Hani kız tarafından değil de anne tarafından görmeye çalıştım her şeyi. O zaman ortada kavga edecek hiçbir şey olmuyor. Çünkü onun ne kadar haklı olduğunu anlayabiliyorum. Allah aşkına söylesene. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ya mesela gece dışarı çıkıyorsun. Esra teyze geç kalma diye ısrarla tembih ediyor ya. Sen sıkılıyorsun, boğuluyorsun. Seni rahat bıraksın istiyorsun. Kesinlikle. Şimdi bir de onun tarafına geç bakalım. Nasıl yani? Yani kendini onun yerine koy. Anne olduğunu düşün yani. Gece dışarı çıkan bir kızın var. Nereye gittiğini sana söylüyor ama dünyanın bir türlü hali var. Ya başına kötü bir şey gelse? Ne gelecek ya başına? Kızımın arkadaşının evi bizim eve yakın. Bazen insanların başına bir iş gelmesi için evden dışarı çıkmasına bile gerek kalmıyor. Merhaba anne. Doğru. O seni evde tek başına olduğun zaman da arıyor değil mi? Yok yemeğin altını kapatmayı unutma. Yok kapıyı herkese açma. Defalarca arar. Çünkü bu onun işi Gamze. O bir anne. Kızın etrafındaki, dışarıdaki, hatta evdeki tehlikelere karşı bile korumak, kollamak zorunda. Sen de anne olunca anlayacaksın. Sen anne olmadan anlamışsın. Ne güzel. Ya kızlar, ben kendimi annemin yerine koydum da. Hollanda'da çok çılgın partilerden toplardı beni saçımdan tutup. Manyak bozulurdum ama o partilerde neler dönüyordu bir bilseniz. Şimdi ben anne olsam, bir de kızım oralara gitse kafayı yerim herhalde. Bravo Zera. Yok yok, en iyisi çocuk yapmamak. Ya nereden açtınız bu anne konusunu? Ben acayip özlemişim. Ben de ya. Hollanda'ya kaçamak mı yapsam? Sınavlar başladı kızım, nereye? İyi de anne hasreti sınav dinlemiyor. Mesela sen anneni çağırsan gelmez mi? Gelir tabii. Benimki gelemez. İzin vermezler. Ben de gidemiyorum yanına. Sizin anneleriniz yanı başınızda. Değerini bilin valla. Benim anneme kavuşmama daha aylar var. Sıkma canını ya. Başka bir yol deneriz. Herifler artık iyice kıllandı oğlum. Daha fazla adam takacaklar peşimize. Merhaba. Buyurun. Merhaba Memo. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ali'den bir haber var mı? Kapıdaki sivillere sorsaydın anne. Kemal Bey bugün aradı beni. Ali'nin başına gelenleri anlattı. Ya da Ali'nin yaptıklarını desek daha doğru olur. Nerede şimdi? Artık bilmiyoruz. Saffet. Ne? Ali'nin nerede olduğunu hakikaten bilmiyoruz. Bana yalan söylemene gerek yok Saffet. Ali'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? Tamam, biraz sakin ol ya. Çocuklar. Ali'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Onu korumak istediğinizi de. Ama bu sefer çok yanlış bir şey yaptı. Üstelik bu yaptığı yalnız onun değil, sizin de hayatınızı etkileyecek. Sonunda siz de yanacaksınız. Biliyoruz. Daha şimdiden suçlu gibi davranılıyoruz zaten. Saffet. Oğlum. Onu gerçekten korumak istiyorsanız polise teslim olması için ikna edin. Teslim olacağını hiç sanmıyorum. O zaman bana bir şey için söz vermeni istiyorum. Ali seni arayıp yardım isterse gitmeyin. Onu yarı yolda bırakalım yani, öyle mi? Hayır. Ben sadece suçuna ortak olmayın diyorum. Polisle işbirliği yapın. İşbirliği yaparsanız sizin bu olayla ilginiz olmadığı anlaşılır.
Yani kendimizi kurtarmamız için arkadaşımızı satmamızı istiyoruz. Oğlum. Bu hayatta gözüm kapalı canımı feda edeceğim 3 kişi var. Biri Memo, biri Koray, biri Ali. Varsın Ali battığı batağa bizi de çeksin paçamızdan. Yine de satmam onu. Batacaksak beraber batacağız, çıkacaksak da beraber çıkacağız. Saffet, yanlış anladın oğlum. Ben sadece sizi düşünüyorum. Düşünme. Yıllarca düşünmedin, şimdi de düşün. Aldırmayın siz onu. Kızgınlığı size değil. Vazgeçtiği için işte. Ali için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Saffet'e söyle. Ekin, meyve suyu kalmadı mı? Kalma ihtimali var mı sence? Nasıl yani? Kalsa şaşarım demek istiyorum yani. O kadar çok gelip giden oluyor ki. Nasıl ya? Bir sorun mu var Ekin? Vallahi yok desem yalan olur. Çok fazla arkadaş getiriyorsun bu eve. Nasıl ya? Taşındığımdan beri ilk kez kızlarla toplandık. Buna mı laf ediyorsun? Sevgilin sürekli burada. Şu Hollanda'dan gelen kız neydi adı? O zaten burada yaşıyor gibi. Yavaş konuş, duyacaklar. Duyarsa duysun, daha iyi işte. Böylece arada sırada kendi evinde kalır. Ben gideyim şu sol ağzının payını vereyim. Zehra. Biz karışmayalım, sen otur hadi. Ekin, bak gerçekten haksızlık ediyorsun. Buraya taşındığımdan beri hiçbir zaman seni rahatsız edecek bir şey yapmadım. Bu konuda gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdim. Senin tersine. Yalan mı? Haftada en az 2 gün arkadaşlarına burada toplanıp sabaha kadar içiyorsunuz. Gıkımı çıkarmadım. Burak desen her gece burada kalıyor artık. Şu anda da senin odanda değil mi? Kalacak tabii. O benim erkek arkadaşım. O zaman İbo da istediği zaman gelir. Çünkü o da benim erkek arkadaşım. Bak. Çocukça davranışlara harcayacak vaktim yok. Söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra eve arkadaş getirme konusunda daha dikkatli olalım. Ev yol geçen hanına dönmesin. Sibel'cim. Geç oldu artık, biz gidelim. Nereye ya? Daha yeni gelmiştiniz. Ekin'in söylediklerini duydunuz değil mi? Ne olur siz onun kusuruna bakmayın. Hem o söyledi diye kalkacak değilsiniz herhalde. Hadi lütfen biraz daha oturun. Sibel'cim, gerçekten sorun yok. Senin için rahat tut. Yarın okulda görüşürüz. 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 Sibel, niye başka yere varamıyorsun? Bu gıcağa katlanmak zorunda değilsin, farkında mısın? Başka yere çıkacak param yok Zehra. Bu gıcağa katlanmak zorundayım yani. Hadi. Bak burada çalışıyor ya. Hadi yanaşalım. Her işini burada halledin. Herifin dünyadan haberi yok, baksana. Çalışıyor yine. Sen kimsin birader? Gördün mü lan?
Gördüm abi. Söyle lan. Hala görüyor musun? Yok. Hiçbir şey görmedim. İyi. Birilerine benden bahsedersen bundan sonraki sefer olacakları sen düşün. Bir daha o çocuğa yaklaşmayacaksınız. Defolun buradan. Hadi! Defolun lan! Çiçekler için çok teşekkür ederim Saffet'cim. Doğalgaz faturası gelmiş. Gamze? Saffet'e hoş geldin demeyecek misin kızım? Daha ne kadar sürecek bu kaprisin? Bize biraz izin verir misiniz? Tabii yavrum. Gamze lütfen. Ali'den haber var mı? Hayır. Çok merak ediyorum onu. Başına bir şey gelirse kendimi hiç affetmem. Seninle ne alakası var? Ona yardım edemiyorum. Ulaşmaya çalıştım ama peşimizdeki polisleri atlatamadık. Çok zor bir durum. Kaçtığında beni aradı. Sert konuştum biraz. Keşke daha sakin konuşabilseydim. Keşke... Keşke dememek için daha sakin olmayı öğrenebilseydin. Kızınca ne söylediğini bilmiyorsun gerçekten. Haklısın. Saffet. Buraya özür dilemeye geldim biliyorum. Tamam, özrünü kabul ediyorum. Ama içinde güven olmayan bir ilişki yürümez. Bundan sonra seninle birlikte olabileceğimi san... Sakın. Sakın cümleyi bitirme. Çünkü o cümleyi bitirirsen... ben ölürüm. Saffet. Gamze. Büyük eşeklik ettim, kabul ediyorum. Allak bullağım Gamze. Bu konuda senden şüphelenmemeliydim bile ama seni öyle kıskanıyorum ki. Bazen aklıma gelen düşüncelere ben bile şaşırıyorum. Gamze, sana çok ihtiyacım var. Hele şimdi, bu kadar belanın içindeyken daha da çok ihtiyacım var. Ne olur beni bırakma. Ne olur affet beni. Çözümü olmalı. Bu işin bir çözümü olmalı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Saffet'i affedeceğini hiç düşünmüyordum. Ben de. Onu neden affettin biliyor musun? Neden?
Şimdiye kadar bana kimsenin söylemediği bir şey söyledi. Ne söyledi? Sana ihtiyacım var dedi. Ay. Saffet'in bana ihtiyacı varmış. Bunu söylerken o kadar masumdu ki. Minik bir çocuk gibiydi. Onu nasıl affetmeyeyim söyler misin? Saffet'in sevgilisi değilmiş, annesiymiş gibi konuşuyorsun. Saçmalama ya, ne alaka? Birisinin sana ihtiyacı olması ne güzel bir duyguymuş. Bilirim. Sane, bir insan çok eskilerde kalmış birini rüyasında görürse bu ne anlama gelir? Bu çok eskilerde kalmış bir Oktay oluyor sanırım. Evet. Ver ver. Ne? Sanem, dün Oktay'ı rüyamda gördüm. Ne diyorsun? Çok garipti ama çok da güzeldi. Ya hani insanın hiç bitmesini istemeyeceği, uyandığında üzüleceği türden bir rüya. Biz hep üşüyorduk. Ne? Kendimi çok suçlu hissediyorum. Sanki Saffet'i aldatmışım gibi geliyor. Saçmalama Gamze. Senin bilinçli yaptığın bir şey değil ki kızım. İnsan ne rüya göreceğini seçemiyor sonuçta. Tamam biliyorum ama yine de aklıma gelince Saffet'in yüzüne bakamıyorum. Gamze, kendini suçlu hissetmen için hiçbir neden yok. Rüyalar uyku halindeyken, yani kendi kontrolün olmadığı bir anda bilinçaltındakilerin yüzeye çıkmasıyla oluşur. Bastırdığın, bilinçaltına aldığın ne varsa rüya olarak görebilirsin. En kötüsü de bu işte. İnsanüstü bir çaba harcadıktan sonra başarıyorum galiba. Onu düşünmüyorum artık dediğin anda aslında bir arpa boyu bile yol kat edemediğini anlamak. Hadi neyse, bu kadar rüya tabiri yeter. Hadi sınıfa gidelim. Hadi geç kaldık. Tamam. Sen al. Gamze aşkım. Gel yanıma. Tamam. Tamam. Baş belamı yani. Günaydın çocuklar. Gerek yok kardeşim. Dizler, kaydan yanımda. Merhaba hocam. Oturun bakalım, oturun. Oturuyoruz hocam, oturuyoruz. Evet. Nasıl geçti? Sorulara bakabildiniz mi çocuklar? Evet. Baktık hocam. Hepsini çözdüm. Baktık. Bakmaz olaydı. Sorulara baktık. Dur. Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Evet, sor kızım. Dün test çalışırken bu soruyu çözemedim. Üniversite sınavında çıkmış daha önce. Çok zor bir soru. Bakalım şu zor soruya. Bu mu zor kızım? Çözemedim. Yavrum ben bunu kulağıma damlatırım. Geç bakayım yerine sen. Evet. Şimdi çözerim. Basitmiş ya, yazmaya gerek yok. Ne bileyim ben, matematiği bilsem gelmezdim. Şirek, biliyor musun sen? O işte profesör. Gamze. Profesör. Şunun cevabını da biliyor musun? Hocam, öyle bir cevap yok ama. Nasıl olur kızım? Sorunun cevabı kesin. 1/2. Yok hocam, cevap anahtarına baktım. Cevap 0 diyor. Allah Allah. O zaman o cevapları yanlış basmışlardır kızım. Ya da siz soruyu yanlış çözdünüz hocam. Ben soruyu yanlış çözdüm. Evet. Çok biliyorsan kalk da sen çöz bakalım bu soruyu. Çözeyim hocam. Gel bakalım, gel gel. Hadi çöz. Niye yanlış çözeyim canım? Kaç yıllık matematik öğretmeniyim. Hayır. Basit bir soruyu yanlış yapar mıyım? Hem de ben. Bak. Bir şeyler yapıyor. Adam kaçtır bunu yapıyor. Kaçta göz arasında deli gibi ders çalışmıyorsa ben İbo değilim. İbrahim'im. Bak yapıyor. Her soruya çıkıyor. Her şeye karışıyor. Cevap 0 hocam. Küçük bir hata yapmışsınız. Ama iyi gidiyorsunuz hocam. Buyurun. Bravo. Tamam evladım, tamam. Geç yerine. Geç. Tamam. Geç yerine. Tamam. Hocam az önce kulağınıza damlatıyordunuz. Ne oldu? Bravo Şirek. Bravo.
Kim olduğunu gördünüz mü peki? Görmedik. Nasıl lan? Herifin biri sizi pataklıyor ama nasıl oluyorsa onun yüzünü görmüyorsunuz. Görünmez adam mı bu? Vallahi onun gibi bir şey. Tamam tamam kesin. Hadi gidin şimdi, gözüm görmesin sizi. Abi paramız? Ne parası lan? İşi becerdiniz mi ki para istiyorsunuz? O çilli lavuğun deposu hala yerli yerinde duruyor. Hadi şimdi ikileyin. Benim asabımı bozmayın.